Selamlar ben Cenk burası Şehir Veritim ve bugün Türk rap'in güncel durumunu konuşacağız. Bol kedim miyavlamalı bir bölüm olacak çünkü kedim benden uzakta kaldığında anksiyetik miyavlama krizleri geçiriyor. Haberiniz olsun. Şimdi öncelikle nedir bu güncel problem? Güncel problem şu ki Türkçe rap an itibariyle kimsenin isteklerine karşılık vermiyor. Nasıl yani? 20 senelik bir dinleyicinin istediği şey zaten vermiyor ama artık mainstream kitlenin de ana akım kitlenin de yani 2018-19 gibi değiştirilen bir kitle var ya yani bir kemik kitleden ziyade genel kitleye oynayıp çok para kazanmış. Bunu yapanlar yaptı. Çok iyi paralar kazandılar. Ama bugün çok büyük isimlerin bile artık milyonu görmekte zorlandığı ama başka şekilde destek alan ve artık rap müzikten organik olarak da kopmuş. Bunu kabul etmeyen hatta yer yer rap müziği bir aşağılama terimi olarak gören ve tam olarak pop yapısı içerisinde. Hani amaç olarak da aynı şekilde. Yani Yonca Evcimik bandı bandıra bandıra pardon. Abone. Aynen. Yonca Evcimik aboneyi çekerken hangi mot, yaparken <laughs> hangi motivasyona sahipse Cıstak şarkısı da aynı motivasyonda ve aynı matematikle yapılıyor. Bunun sonucunda zaten biz dolaylı bir şekilde kültür aktarımından bahsedemiyoruz. Müzik aktarımından da bahsedemiyoruz müzikal birikim aktarımı da yok ortada. Ve doğal olarak zaten takın hiçbir şekilde rap kitlesi içerisinde bir yeri yok. Tabii ki bugün geldiğimiz yerde 3-5 sayfaya bir miktar para yedirip, susturup veya paylaştırıp onu bu komünite içerisinde görebiliyorsunuz. Ama bunun tabii ki sonuçları var. Bunun sonuçlarından bir tanesi de bu kadar ucuz ve fabrikasyon içeriğin üretimi sonucunda geldiğimiz yer insanların bunda kendilerini görmemesi aslında. Şehir üretimin çok eski bölümlerinde de bundan bahsediyordum. İnsanlar artık kendilerini tam olarak burada görmüyorlar. Çünkü rap müzik ne bir alt kültür, insanlar kendilerini bundan bir kimlik yaratmıyorlar. Ne de yeni bir şey sunabilen bir ana kültür. Yani ana akım. Bu ikisi de olmadığı için günün sonunda herkesin kara kara düşündüğü bir yere gel. E abi iyi işler yok mu? İyi işler diye bahsedilen işlerin bazıları duygu Üzerinden biz oynuyor. Yani ben de kendi açıma baktığım zaman beğendiğim işlere baktığım zaman her zaman bir ortak duygu üzerinde gidiyorum. Yani beni temsil etmesi üzerinden bunu şey yapıyorum. Abi ben de çok depresifim. Depresif bir şarkı hoşuma gidiyor o anda. Ya da daha böyle boom bap tarzı işlere, boom bap soundlarına bakarsak da nostalji faktörü devreye giriyor. Nostalji pornosu devreye giriyor. Bunun dışarısında kalan birçok işin fabrikasyon Amerika'dan artık göz göre göre arak. ...şekillerde olduğunu görebiliriz. Ya peki bunun sebebi ne? Şimdi bunun sebeplerine hızlıca bakmak istiyorum. Hızlı bir bölüm olacak zaten. Birincisi artık ana akımda müzik yapan genç kardeşlerimizin... ...inanılmaz bir baskı dönemi içerisinde büyümüş olması. Ve bu şekilde bir dünyada, dünyanın yanında... ...ekonomik kriz ve ekonomik krizin tetiklediği sosyal çürümenin içerisindeler. Birçokları için bak bugün para kazanmak ve nasıl olursa olsun para kazanmak daha doğrusu bütün ahlak ve erdem öğretilerinden yukarıda. Geldiğimiz yerde bu çocuklar sadece para kazanmak istiyor. Ve bu benim anlayabileceğim bir istek, bir dilek. Tamam, eyvallah. Ama bence insanı iyi bir insan veya herhangi birinden farklı, herhangi bir canlıdan farklı olarak yerleştiren şey bir harmoni içerisinde yaşamamız ve erdem ahlak gibi göstergelerle beraber yaşamamız. Yani erdemli bir davranış, ahlaklı bir davranış içerisinde yaşamamız. Ve tabii ki hem baskılanmış hem İslamofaşizm tarafından belli düşüncelere itilmiş hem de yani bir gün çalışıyorsun şu kadar para kazanıyorsun ertesi gün o para değerini kaybediyor. Mesela. Böyle bir dünyada tabii ki para kazanmak önemli bir kriter oluyor. Ama bununla beraber bunların her biri birleştiğinde artık Toplumsal çürüme dediğimiz şey, gerçeklik bizi bambaşka bir yere götürüyor. Türkçe rap yorumları da bu şekilde. Türkçe rap'te kimse müzikle ilgilenmiyor tam olarak şu anda, komünitede. Ya kimin ne yaptığıyla ilgileniyorlar, ya kimin nereli olduğuyla ilgileniyorlar. Ya da her biri küçük böyle e, EGM tem, temsilcisi gibi takılıyor. Ben bunların hiçbirinde yokum. Çünkü benim yetiştiğim dönemde, benim yetiştiğim politik coğrafyada çok seslilik değerli bir şey ve bence çok sesli olmalıyız. Ben de mesela Twitter'da benle aynı fikirde olmayan yıldır zamanda bana sövmüş insanlarla takipleşiyorum. Çünkü onların da düşüncelerini görmem gerekiyor, bilmem gerekiyor. İnsan eko çemberinde yaşayamaz. Ama abi sence bunun için bir çözüm var mı? Yani Türkçe rapi eski günlerine götürebilir miyiz? Öncelikle bu bizim problemimiz mi? Güzel bir soru. Bence. Bu bizim problemimiz. Hayır değil. Kim ne kadar para kazanıyorsa oradan devam edebilir. Ve baktığımız zaman zaten işte Urban diye satılan müziğin bence şebeklik bu arada. Hani abi Şampaolu mu dinler siktirip giderim. Yani çok net söyleyeyim. Şampaolu dinlerim derim ki, eyvallah bu bana yetti. Ve hayatıma devam ederim. Ya yani hayatımda böyle şebekliklere açıkçası benim yer yok. Bunun yanı sıra geldiğimiz yerde geldiğimiz nokta itibariyle kimsenin müzikal bir vizyonu da yok arkadaşlar. Müzikal vizyon şöyle bitti. Ee, bizdeki işte inanılmaz hızlı tüketimle beraber biz yarışa çok geriden başladık ama Amerika'dan Almanya'dan araklaya 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 orada da güncel sound'a yetiştik. Bugün yaptığımız yerde prodüktörlerimiz zaman çok iyi mesela. Bunun sebebi aslında 20 tane arak beat yapıp bir tane orijinal beat yapa 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 o seviyelere gelmeleri. Aslında. E bunun sonucu da şöyle bir problem oldu. İşte hadi bir isim Travis Scott bir şey çıkarıyor. Ya Travis Scott'ı hemen çakıyorsun. E o zaman Tamga oluyor. E de orijinal bir şey çıkarman lazım. Orijinal bir şey zaten çıkaramıyorsun az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı. Çünkü dünyaya bakışın bir şekilde garip bir böyle e, dini, milliyetçi, enteresan bir faşizm ekseninde şekillendiği için zaten senin oraya erişimin daha değişti. Onu o o medyayla, o araçla etkileşimin, yani o müzikle etkileşim biçimi zaten değişiyor. Bunun yanı sıra bir de şöyle bir şey var. Bence ıı, Türkiye'de dijital okul yazarlık ve dijital kullanım çok garip. Yani eskiden işte Google kullanmak diye bir şey varken Twitter'da görüyorsunuzdur mutlaka birileri bir şey yazıyor bir şeyin altına. Olayını açıklayabilecek var mı? Çok özür dilerim küfür edeceğim. Amın oldu Google'la yazmayı ne dersiniz mesela? Yani bu tabii ki benim takıldığım bir şey ama küçük bir gösterge ve gerçek bir gösterge. İnsan Türkiye halkının korkunç bir yetenek kaybı var. Yetenek seti kaybediyor Türkiye sürekli olarak. Bu yetenek setiyle beraber aslında e, ekonomik kriz ekseninde bakarsak, ekonomik problem ekseninde bakarsak kriz diyebilirsiniz, problem diyebilirsiniz. Bence kriz mesela. Ekonomik kriz ekseninde bakarsak herkesin gıda tüketimi düştü hakikaten. Yani çok kalitesiz gıdalar tüketmeye başladı. Ve aynı şekilde baskı dönemlerinde de ekonomik krizlerde oldu. Baskı krizlerinde. Yaşanan şeylerden biri şu, mental olarak tükettiğin yani mental olarak tüketin sanat eserinin de kalitesi düşüyor. Türk sineması bok gibi bir halde mesela. Aynı şekilde Türk müziği de, Türkçe müzik de bok gibi bir halde. Bunlar birbirini tetikleyen şeylerdir. Yani her zaman ilk bölümden beri şeyi söylüyorum. Müzik sosyolojik bir şeyin yansıması. Yani bir topluluğun yansıması. İşte rapçi grubu çok büyür. Çünkü bir alt kültürdür ve insanlar çocukken alt kültür olana gidiyorlar. Her zaman herkes gibi olmak istemezler ergenken. O yüzden alt kültüre giderler. Daha sonra o alt genişler ve ana kültür haline gelir. Mainstream kültür haline gelir. Ve daha sonra alttan başka bir şey gelir. Bugün kendi gözlemlerim sonucunda benim görebildiğim şey ana akım kültürler dışında alt kültürlerin de artık çok bir yenilenme çabası olmadığı. Mesela şey gibi zamanda bir bölümde ondan bahsediyordum bir dönem işte büyük ev abluk adalar denendi ama o kadar mainstream olamadık, olamadılar. Çünkü belli duygulara hitap ediyorlardı. Yüz yüzeyken konuşuyordu vesaire. Daha sonrasında rap müziğe şans geldi. Ama bugün baktığımızda hiçbir kültürün aynı gelişim döngüsünde olduğunu düşünmüyorum. Bunun sebebi de aslında toplum olarak girdiğimiz garip yani tutaz döndüğümüz taş devri. Yani bugün ben çok eminim ki birçok rapçi kendi fikirlerini özgürlüğü ifade edemiyor. Çünkü kitlelerin buna reaksiyonu çok başka. Ama ben birçoğuyla birebir diyalog kurabildiğim kadarıyla. Daha doğrusu, bunun böyle olmadığını biliyorum ama kendi fikirlerini kolay kolay ifade edemiyorlar. Ya da kendi fikirlerini çok fazla oto, otosansür sonucu söylüyorlar. Bu geldiğimiz yerin bir sonucu. Ve geldiğimiz yerde e, en azından benim doğduğum, benim yetiştiğim zaman e, ilerlemenin bir numaralı şeyi hiçbir kutsalın olmaması. Yani çünkü kutsal dediğin şey seni kitleyen bir şeydir. Senin ayağına bir prang olur bir yerden sonra. Bilmem ne laf edilmez. Şuna laf edilmez. Buna laf edilmez. Hayır abi her şey laf edilir yani. Her şey laf edilmeli daha doğrusu. Eğer Müslümansanız mesela bütün putlar yıkılmalı abi. İlerlemek adına. Medeniyet adına. Tabii <laughs> Yani yoksa şu anki durum şey ya. Bak putları kırıyoruz eyvallah tamam. E, yerine ama başka şeyler yapıyoruz. Yani o tam put kırmak değil daha çok hani hediye kartı yapmak gibi ya. Kendi istediğim putu al gibi bir şey oluyor şu anda. Bu tabii ki ülkenin birçok yerine sirayet ediyor. Şiddet döngüsü var ülkede. Artık herkesin böyle başlarda cool cool söylediği şey var ya Türkçe hep mafyaların elinde dostu. Bilmiyorum abi dom önce düşünseydim. Çok özür dilerim için. Çok kaba oldu. Çok pardon. Ama e, hikayenin sonunda dinleyici tarafında ben her zaman kendimi şeyde duyuyorum. Rapçilerin kendi bok yemelerinden dolayı içine girdikleri boktan durumları şikayet ederek dinleyiciye çatmalı. Ya yani dostum, acaba farklı ve özgün bir şey yapıp risk almaya ne dersin? Hani şey gibi sen geliyor bana. Ee, kimse başarılı olurken olduğu zaman daha doğrusu başarılı olacağına %100 yüz emin değil ki oğlum bu bir risk işidir yani o sapanı çekersin taşı atarsın vurursun ya da ıskalarsın şu an gel, Türkiye'de geldiğimizde insanların bu baskı dönemiyle beraber, baskı çağıyla beraber. Ki bu arada artık biz bir iki sene önce bu söylediklerim Türkiye'de dair bir politikti. Artık özellikle son iki senede bütün dünya çok baskılanıyor. Ve inanın sebebini bilmiyorum. Böyle düz dünyacı gibi komple teorisi yapmak istemiyorum ama bütün dünyanın inanılmaz baskılandı. Yani bugün bariz gözümüzün önünde olan bir resmen soykırım var. İsrail'in gerçekleştirdiği bir soykırım var. Bugün bunu söylemek göt istiyor oğlum Batı'da mesela. Ama herkes biliyor. E iş gittikçe daha da kompleks hale İşte bu bütün dünyaya sıçrıyor. İşte Amerikalılar bile kendilerini yeterince uy uyuşturamıyorlar artık. Politize oluyorlar sürekli. Bunun sonucunda, bu bütün hikayelerin sonucunda tabii ki her şey geriliyor. Bu her şey gerileme de açıkçası benim bir söyledir. Yayınları da ara verdim. 3 aydır falan. E, İçinde bulunduğumuz, dünyada içinde bulunduğumuz müzik kültüründe çok bir şeyler üzerine konuşasım gelmiyor. Çünkü müzisyenlerle belli bir iletişim kurduğunuzda ya da bir etkileşim kurduğunuzda, müzik dinleyerek etkileşim kurduğunuzda motivasyonları fark ediyorsunuz ve şey gibi geliyor. Yani ben bu motivasyonda yokum abi. İstemiyorum bu motivasyonu. Ya da, bu kendimle alakalı bir şey ama, çok böyle egosal savaşlar ben beni artık çok soğuttu galiba her şeyden müzik anlamında söylemiyorum ama bir de şey gibi olayım. Tamam kanka sen yani sen, Bu başlarda böyle fake git bir durumdu benim adıma. Şu an bayağı şey yani umursayamıyorum. Böyle bir yere geldi. Kendi kafamın ya Yani umursayamıyorum. Ne kadar umursayabilirim ki? Neyi? herhangi bir. Herhangi biri bunu çok çok yakınım neyse. Debrez bir şey yazdığında şey olur. Geçer kanka. Yani ya da biri böyle çok alttan alta triplemesi istiyor. Tamam senin problemin abi. Falan gibi oluyor. Ama bunun karşısında şeyi anlayamıyorum. Ee, gerçekten kendimi adapte edemediğim nadir durumlardan biri. İzil'in işte Sevan Nişanyan'la olan videosu. Abi Sevan Nişanyan yanında şöyle bir. Tamam abi okey sen aynı fikirde değilsin. belki Ezel de değildir. Yani müziğini dinle, tüket ve bitir yani. Ben hayatımda bu kadar herkesin um, bir yandan bir rejime, bir duruma, hadi rejim demek istemiyorum, o lafı kendime yakıştıramıyorum, kendi hayat görüşüme yakıştıramıyorum bir duruma bu kadar tepkili olup ama bir yandan bir duruma bu kadar hizmet ettiğini ben hiç görmemiştim yani. Herkes böyle iddia ediyor. Bunu da yapanlar böyle baya e, 19 yaşında falan çocuklar değil. 19 yaşında çocuklar da öyle. 19 yaşında çocuklara bıraksak ülkeyi zaten Cemre Demirel yönetecek ama. Ya da erlik falan yönetecek. Bir yandan kutlar var Bir yandan da şama bomba. Ama ne kadar politik oldum bir anda. Pardon. Ama Türkçe Rap'in geldiğimiz yerde sorunu bu. Türkçe Rap de, Türkçe Rap müzik İnsanların kendini ifade etmek ettiği bir şeyden çıktı sebeplerini. Anlattım 10 dakika boyunca. Ve insanların sadece duymak istediklerini söyleyen bir şey haline geldi. İnsan, ve bu çok üretilen bir şey oldu bir anda. İnsanlar çok fazla bunu tükettikleri için artık bu mesajın bir değeri de kalmadı. Ve bu durum da normalleşti bir yandan ülkece. Bunun sonucunda geldiğimiz yerde de sevgili arkadaşlar, Türk hali bu endüstrinin biraz failed bir hale gelmiş oldu. Yani Türkiye'de gerçek anlamıyla artık hani 2012'den beri bir şeyler üretiyorum. Kendimi bildim bile dinliyorum. Ve net bir şekilde söyleyebilirim ki Türkçe'de failed bir product. Yani başarısız bir ürün. Ama tam işte o failed product'ın karşılığını veremiyor. Yani Türkçe'de harbiden başarısız. Başarısız bir proje. Yapanları da başarısız. En başarılı menajeri de başarısız. En büyük sanatçısı da sıçıp batırıyor bu aralar sanatçıları da hatta batırıyor bu aralar. Türk şerefe dair gündem olan hiçbir şey tam olarak müzikle ilgili gündem değil. Çünkü Türk şerefe failed bir product gibi düşünüyorum. Çok dağınık anlattım ama bir süredir podcast çekmemenin getirdiği bir dağınıklık oldu. Kendinize cici bakın. Görüşürüz. Bay bay.